Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Yurt içi ve yurt dışı piyasalar için hazırladığımız haftalık yayınımızla sizlerle birlikteyiz. Yılın ilk yayınında 2022 yılında yaşadığımız tek yönlü piyasa hareketinden ziyade 2023 yılının daha dalgalı bir piyasa yapısıyla geçeceğini aktarmaya çalışmıştık. Geride bıraktığımız 3 haftanın 2023 yılı için adeta bir ön izleme oluşturduğunu düşünüyoruz. Yılın ilk iki haftasında yaşanan %20'lik düşüşün ardından 4600 seviyesine kadar gerileyen Borsa İstanbul'un geçtiğimiz hafta bu seviye üzerinde güçlü bir tepki yükselişi gerçekleştirdiğini gördük. Haftalık periyotta %10.1 oranında değer artışının gerçekleştiği Borsa İstanbul'da yukarı hareket içerisinde kritik hedef noktası olarak izlediğimiz 5450 seviyesinin de Cuma günü aşıldığını görüyoruz. Böylece şu aşamada devam potansiyelini koruyan kısa vadeli yükseliş trendinin 5704 zirve seviyesine yönelik hareketini sürdüreceğini düşünüyoruz. Seans içi geri çekilmelerde ise 5250 ilk önemli destek konumunda. Dolayısıyla piyasada 5200-5250 bandı üzerindeki hareketlerin yükseliş potansiyelini sürdüreceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. Banka piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizini %9'da sabit bıraktı. Banka geçen toplantıda karar metninde yer verdiği mevcut politika faizinin yeterli olduğu ifadesini kullanmadı. Çıkarılan bu ifade Piyasalarda önümüzdeki toplantıda olası bir faiz indirimi gelebileceğine yönelik beklentileri oluşturmuş durumda. Ocak ayı toplantısının karar metninde Merkez Bankası enflasyonda iyileşmelerin görülmeye başladığını belirtti. Bu hafta yurt içinde pazartesi günü tüketici güven endeksi, çarşamba günü kapasite kullanım oranı ve imalat güven endeksi verileri takip edilecek. Bankacılık hisseleri %13'lük değer artışıyla %8.6 oranında yükselen sanayi hisselerinden daha iyi bir performans gösterdi. Bu hafta 2002 yıl sonu bilançoları açıklanacak. Banka hisselerindeki 4. çeyrek 2022 olumlu bilanço etkileriyle birlikte banka hisselerinin bu hafta pozitif seyrini sürdürmesini bekleriz. Yurtdışı tarafta ise Çin'deki yeniden açılma temasının desteğiyle yıla başlarken gördüğümüz tepki yükselişlerinin ardından Amerika'da iyileşen enflasyon beklentilerine karşın makroekonomik verilerin büyüme tarafında zayıf sinyaller verdiğini görüyoruz. Bu zayıf sinyaller piyasalardaki risk iştahının azalmasına neden oluyor. Amerika'da bilanço sezonu başladı ve şirketlerin önümüzdeki döneme yönelik beklentileri özellikle olası bir resesyona ilişkin fiyatlamalar konusunda önemli mesajlar verecektir. Diğer taraftan Amerika Merkez Bankası yetkililerinin şahin açıklamaları da faizlerin nihai seviyesi ve sıkılaştırmanın daha ne kadar sürecine dair belirsizliklerinde gündemde kalmasını sağlıyor. Bu gelişmelerle haftalık periyotta %1'e yakın değer kaybının oluştuğu ve küresel risk parametresi olarak izlediğimiz S&P 500 endeksinde hafta içerisinde 4050 seviyesi oldukça kritik. Geri çekilmelerini kısa vadeli ana destek olarak izlediğimiz 3750 üzerinde karşılamayı başaran endekste 4050 direncinin yukarı kırılması durumunda kısa vadeli güçlü bir yükseliş gündeme gelebilir. Böyle bir gelişme ise ilk etapta 4100 olmak üzere 4300 4400 ana hedefli bir potansiyeli oluşturabileceğini düşünüyoruz. Bu hafta Amerika'da veri gündemi yoğun. Salı günü PMI verileri Perşembe günü dayanıklı mal siparişleri ile birlikte 4. çeyrek nihai gay gayri safi yurt içi hasıla ve yeni konut satışları, Cuma günü ise kişisel tüketim harcamaları ve Michigan Güven Endeksi verileri takip edilecek. Ayrıca bu hafta yeni ay yılı dolayısıyla Çin ve Hong Kong piyasalarında işlem yapılmayacak. Diğer tarafta dolar endeksinde 115 seviyesinden beri izlediğimiz aşağı yönlü hareket, 102 seviyesinde bulunan hedef noktasını test ediyor. Dolar endeksinde kısa vadeli hareket bu noktalarda bizce aşırılık sinyalleri veriyor ve 102 seviyelerinden 105 seviyelerine doğru bir tepki potansiyelinin oluşabileceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda euro dolardaki yukarı hareket 1.09 hedefimize yaklaştıkça ara realizasyonları ön plana çıkarabilir. 1600 seviyesinden beri yükseliş yönde izlediğimiz altın fiyatlarının ise 1975'teki hedefine yaklaştıkça ara bir düzeltme gerçekleştirmesi muhtemel. Ancak 2023 yılı için geri çekilmelerin ardından altının pozitif bir yıl geçireceğini düşünmeye devam ediyoruz. Benim bu haftalık aktaracaklarım bunlardı. Hepinize sağlıklı ve keyifli bir hafta diliyorum.